6. Böylece hayvan topluluklarını çıkarcı bir burjuva olarak değil ama sadece akıllı bir gözlemci olarak gözlemlediğimizde, benzer koşullarda sana nasıl davranılmasından hoşlanırsan başkalarına öyle davran ilkesinin nerede bir topluluk varsa orada geçerli olduğunu görürüz. Ve hayvanlar aleminin gelişimi ya da evrimi daha yakından incelendiğinde tek bir sözcükte, dayanışma sözcüğünde dile gelen bu ilkenin hayvanlar aleminin gelişiminde kişisel üstünlük kazanmak için bireyler arası mücadeleyle sonuçlanabilecek tüm uyumlanmalardan çok daha büyük yeri olduğu bilgisine zoolog Kessler ve ekonomist Chernyshevsky ile birlikte varılabilir. Dayanışma pratiğine insan topluluklarından daha sık rastlandığı açıktır. Hatta hayvanlar aleminin en gelişmişleri olan maymun toplulukları da bize en çarpıcı dayanışma pratiğini sunar. İnsan ise bu yolda bir adım daha atar ve yalnızca bu adım bile onun doğanın önüne çıkardığı engellerin ortasındaki cılız soyunu korumasını ve zekasını geliştirmesini sağlar. Günümüze dek taş devri düzeyinde kalmış ilkellerin toplumları incelendiğinde, onların küçük topluluklarında topluluğun tüm üyeleri arasında en üst düzeyde dayanışma uygulandığı görülür. İşte bu yüzden bu duygu, bu dayanışma pratiği tarihin en kötü dönemlerinde bile asla sona ermez. Egemenliğin, köleliğin ve sömürünün geçici koşulları bu ilkeyi görünmez kılsa bile büyük çoğunluğun düşüncesinde hep var olur. Kötü kurumlara karşı bir atılım, bir devrim yaratır. Bu anlaşılır bir durumdur. Bu duygu olmasa toplum çökerdi. Hayvanların ve insanların büyük çoğunluğu nezdinde bu duygu, pratikte genellikle göz ardı edilse bile edinilmiş bir alışkanlık, düşüncede hep var olan bir ilke olarak kalır ve kalmalıdır. İnsanda dile gelen şey, hayvanlar aleminin tüm evrimidir. Ve bu evrim uzun, çok uzundur. Yüz milyonlarca yıl sürmüştür. Bu duygudan kurtulmak istesek bile beceremeyiz. İnsan için dört ayak üstünde yürümek, ahlak duygusundan kurtulmaktan daha kolaydır. Bu duygu hayvanın evriminde insanın dik durmasından önce gelir. İnsanda ahlak duygusu, koku ve dokunma duyusu gibi doğal bir yetenektir. Yine bu ilkeyi vaaz eden yasaya ve dine gelince, metalarının, fatihin, sömürücünün ve rahibin yararına olan öğütlerinin üstünü bu ilkeyle örtebilmek için onu basit bir el çabukluğu ile yok etmişlerdir. Doğruluğu genel kabul gören bu dayanışma ilkesi olmadan insan zihni üzerine nasıl etkili olabilirlerdi? Tıpkı kendini güçlülere karşı güçsüzlerin koruyucusu olarak göstermeyi başaran otorite gibi. Yasa ve din de birbirlerinin üstünü ahlakla örtüyorlardı. İnsanlık yasayı, dini ve otoriteyi fırlatıp atarak kaptırmış olduğu bu ahlak ilkesinin sahipliğini geri alır. Böylece bu ilkeyi eleştiriye tabi tutar ve papazın, yargıcın ve hükümetin zehirlediği ve zehirlemeye devam ettiği bu ilkeyi soysuzlaştırmadan temizler. Ama kilise ve yasa sömürüyor diye ahlak ilkesini reddetmek, Kur'an her gün yıkanmayı buyuruyor diye asla yıkanmayacağını, bir hijyenist olan Musa Yahudilere domuz yemeği yasaklıyor diye tirişim mikroba bulaşmış domuz eti yiyeceğini ya da Kur'an'ın uzantısı şeriat 3 yıl ekilmeden bırakılan toprağın topluluğa kalmasını istiyor diye toprağın kamusal mülkiyetine karşı olduğunu ilan etmek kadar akıl dışı olur. Zaten kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da öyle davran ilkesi, eşitliğin ilkesi, anarşinin temel ilkesi değilse nedir? Ve bu ilkeyi pratiğe geçirmeden kendimizi anarşist sanmayı nasıl başarabiliriz? Yönetilmek istemiyoruz. Ama bununla kimseyi yönetmek istemediğimizi de ilan etmiş olmuyor muyuz? Aldatılmak istemiyoruz. Bize daima gerçeklerden başka bir şey söylenmesini istiyoruz. Ama bununla her zaman gerçeği, yalnızca gerçeği, bütün gerçeği söyleyeceğimizi de ilan etmiş olmuyor muyuz? Emeğimizin meyvelerinin çalınmasını istemiyoruz ama bununla başkalarının emeğinin ürününe saygı duyacağımızı da ilan etmiyor muyuz? Gerçekten de başkalarına çok farklı biçimde davranma hakkını kendimizde görürken hangi hakla bize belli bir tarzda davranılmasını isteyebiliriz? Başkalarına diledikleri gibi davranabilen Kırgızların beyaz kemiği gibi olmayalım biz de. Dipnot. Kırgız toplumunda han torunlarının oluşturduğu altın kemik kastının altında yer alan ama kara kemik diye tabir edilen, halktan üstün kabul edilen soylular kastı ve bu kastın mensupları. Bizim eşitlik duygumuz bile bu düşünceye isyan eder. Karşılıklı ilişkilerde eşitlik ve bunun zorunlu sonucu olan dayanışma, yaşam mücadelesinde hayvanlar aleminin en güçlü silahıdır. Bir de eşitlik ve hakkaniyet vardır. Kendimizi anarşist ilan ederek başkalarına, onların bize davranmasını istemediğimiz biçimde davranmayı reddettiğimizi, içimizden bazılarının güçlerini, kurnazlıklarını ya da yeteneklerini bizi de huzursuz edecek biçimde kullanmalarına olanak tanıyan eşitsizliğe hoşgörü göstermeyeceğimizi de önceden ilan etmiş oluyoruz. Bir bütün olarak hakkaniyetin eş anlamlısı olan eşitlik, anarşinin kendisidir. Başkalarının saflığından yararlanma hakkını kendinde gören beyaz kemiğin canı cehenneme.
Öyle bir hak istemiyoruz. Gereksinimler listesinden bu hakkı silip atacağız. Yalnızca yasa, din ve otoritenin bu soyut teslisine karşı savaş açmakla kalmıyor, anarşist olarak bu teslisin yüreklerimize boşalttığı tüm bu aldatmaca, hile, sömürü, ahlak bozukluğu ve kötülük yığınına tek kelimeyle eşitsizliğe karşı da savaş açıyoruz. Onların davranış tarzına, düşünce tarzına savaş açıyoruz. Yönetilen, aldatılan, sömürülen, fahişeliğe itilen ve benzeri kişiler her şeyden önce eşitlik duygumuzu yaralar. Artık ne fahişe, ne sömürülen, ne aldatılan, ne de yönetilen insanların olmamasını eşitlik adına istiyoruz. Bize şu denecektir, belki de zaman zaman denmiştir. Madem ki başkalarına her zaman size davranılmasını istediğiniz gibi davranılması gerektiğini düşünüyorsunuz, herhangi bir durumda hangi hakla güç kullanacaksınız? Ülkenizi işgal eden barbarlara ya da uygarlara hangi hakla toplarınızı yönelteceksiniz? Hangi hakla sömürücüyü mülksüzleştireceksiniz? Yalnızca bir zorbayı değil, basit bir yıladı bile öldürme hakkını kendinizde nasıl göreceksiniz? Hangi hakla? Yasadan ödünç alınmış bu acayip sözcükten ne anlıyorsunuz? Bunu yaparken doğru davrandığımın bilincinde olup olmadığımı mı öğrenmek istiyorsunuz? Ya da değer verdiğim insanların yaptığım şeyi doğru bulup bulmadığını mı? Bu durumda yanıtımız basittir. Elbette evet. Çünkü eğer bir gün kendi ilkelerimizi yalanlayarak bir mirasa, bu da muhtemelen gökten düşmüştür, başkalarını sömürmede kullanmak için dört elle sarılırsak, bizi de mülksüzleştirmelerini istemiş oluruz. Elbette evet. Çünkü bütün yürekli insanlar bir gün yılana dönüşürlerse öldürülmeyi, tahtından devrilmiş bir zorbanın yerine günün birinde geçerlerse yüreklerine hançer saplanmasını peşinen isterler. Kadın ve çocuk dahil 100 insandan 90'ı deliliğin, eylemleri üzerinde beynin denetim kaybının yaklaştığını sezdiklerinde sevdiklerine zarar verme korkusuyla intiharı deneyeceklerdir. Yürekli bir insan sevdikleri için tehlikeli olacağını sezer sezmez delirmeden önce ölmek isteyecektir. Bir gün Polonyalı bir doktorla bir fotoğrafçı Irkutsk'ta kudurmuş küçük bir köpek tarafından ısırıldılar. Fotoğrafçı yarayı kor demirle dağlarken doktor sadece dağlamakla yetindi. Doktor genç, yakışıklı ve yaşam doluydu. Halkın davasına bağlılığından dolayı hükümetçe mahkum edildiği zindandan yeni çıkmıştı. Bilgisinden ve özellikle zekasından emin olarak harikulade tedaviler uyguluyordu. Hastalar ona tapıyordu. 6 hafta sonra ısırılan kolunun şişmeye başladığını fark etti. Kendisi doktor olduğundan yanılması olanaksızdı. Kudurmak üzereydi. Kendisi gibi sürgün olan bir doktor dostuna koştu. Çabuk, yalvarırım strikinin ver bana. Dipnot. Strikinin kuvvetli bir zehir. Kolu görüyorsun. Ne olduğunu anlıyorsun değil mi? Bir saat ya da daha kısa süre içinde kuduracağım. Seni ve dostlarını ısırmaya çalışacağım. Vakit kaybetme. Strikinin ver. Ölmeliyim. Doktor zehirli bir yılana dönüşeceğini hissediyordu. Kendisinin öldürülmesini istedi. Arkadaşı tereddüt etti. Bir kuduz tedavisi denemek istedi. Cesur bir kadınla birlikte onu tedavi etmeye koyuldular. Ve 2 saat sonra kuduran doktor ısırmaya çalışarak üstlerine saldırdı. Ardından kendine geldi. Strikinin istedi. Ve yeniden kudurdu. Korkunç çırpınışlar içinde öldü. Kendi deneyimlerimizden yola çıkarak buna benzer ne kadar çok örnek verebiliriz? Yürekli insan başkalarına zarar vermektense ölmeyi tercih eder. Ve bu yüzden doğru yaptığının bilincinde olur. Yılanı ya da zorbayı öldürürse değer verdiği insanların onayı da peşinden gelecektir. Perovskaya ve arkadaşları Rusçarını öldürdüler. Ve tüm insanlık kan dökülmesinden iğrenmesine ve serfleri özgür bırakmış birine karşı beslediği sempatiye rağmen onlara bu hakkı tanıdı. Niçin? Eylemi yararlı bulduğundan değil, insanlığın 1/4'ü eylemin yararından hala kuşkuludur. Ama Perovskaya ve arkadaşlarının tüm dünyanın altınları için bile olsa zorba olmayı kabul etmeyeceklerini hissettiklerinden bu hakkı onlara tanıdılar. Dramın tümünü bilmeyenler bile bunun en azından ne genç insanların bir cesaret gösterisi ne bir saray cinayeti ne de iktidar arayışı olduğuna, bunun zorbalıktan nefret hem de kendinden vazgeçmeye varan ölümüne bir nefret olduğuna emindiler. Louis Michel'den söz edilirken onun yağmalama hakkı vardı denmesi gibi ya da süngü takarak kasayı koruyan nöbetçiyi sorumluluktan kurtarmak için kendilerini tehlikeye atma pahasına olası her türlü önlemi alarak kişinin evin hazinesinden 1-2 milyon çalan ama kendileri kuru ekmekle yaşayan teröristlerden söz ederken onların soygun yapma hakkı vardı denmesi gibi Proskaya ve arkadaşları için de onlar öldürme hakkını kazanmışlardı denir. İnsanlık zor kullanma hakkını onu elde etmiş olanlardan asla geri almaz. Bu hak ister barikatların üstünde kullanılsın, ister kuytu bir dört yol ağzında. Ama böyle bir eylemin düşünceler üzerinde derin etki bırakması için bu hakkı elde etmek gerekir.
Bunu elde etmeden eylem, gerekli olsun ya da olmasın, düşüncenin ilerlemesi için önem taşımayan gaddar bir davranış olarak kalır. Bu tür bir davranış gücün yer değiştirmesinden, bir sömürücünün yerine basitçe bir diğerinin geçmesinden başka bir şey değildir. 7. Şimdiye kadar hep insanın bilinçli, düşünülmüş eylemlerinden farkına vararak yaptıklarımızdan söz ettik. Ama bilinçli yaşamın yanında kıyas kabul etmeyecek kadar geniş ve eskiden pek bilinmeyen bilinç dışı bir yaşamımız vardır. Bununla birlikte bu bilinç dışı yaşama ilişkin fikir sahibi olmak ve yaşamımızdaki büyük yerini algılamak için sabahları önceki gün kaybettiğimizi bildiğimiz bir düğmeyi iliklemeye çabalayarak ya da yerini kendimizin değiştirdiği bir eşyayı bulmak için elimizi uzatarak giyinişimizi gözlemlemek yeter. Başkalarıyla olan ilişkimizin 1/4'ü bu bilinç dışı yaşamdan oluşur. Konuşma, gülümseme, kaşlarımızı çatma, bir tartışmada hararetli olma ya da soğukkanlılığımızı koruma tarzımız. Tüm bunları farkına varmadan ya insan veya insan öncesi atalarımızın mirası, insanın ve hayvanın sinirlendiği zamanki yüz ifadesinin benzerliğine bakmak yeter ya da bilinçli veya bilinçsiz kazanılmış basit alışkanlıklar olarak yaparız. Başkaları karşısındaki davranış tarzımız böylece alışkanlık halini alır. Ve ahlaklı davranma alışkanlığını en çok edinmiş insan, şeytan tarafından sürekli kötülük yapmaya itildiğini düşünen ve kendini ancak cehennemin ıstıraplarını ya da cennetin zevklerini anımsayarak kötülük yapmaktan alıkoyabilen iyi bir Hristiyan'dan kesinlikle daha yüksek nitelikli olacaktır. Kendine davranılmasının hoşlandığı gibi başkalarına davranmak, insanda ve toplumsal hayvanlarda basit alışkanlık halini alır. Öyle ki genellikle insan, böylesi durumlarda nasıl davranması gerektiğini kendine sormaz bile. İyi ya da kötü diye düşünmeden davranır. İnsan ancak karmaşık bir durumun varlığı ya da güçlü bir tutkunun etkisi gibi istisnai koşullarda tereddüt eder ve beyninin değişik bölgeleri belirli bir bağımsızlıkla çalışan çok karmaşık bu organın değişik bölümleri mücadeleye girer. O zaman insan hayali olarak kendini karşısındakinin yerine koyar. Ona davrandığı gibi davranılmasının hoşuna gidip gitmeyeceğini kendisine sorar ve onurunu ya da çıkarlarını zedelemek üzere olduğu kişiyle ne kadar iyi özdeşleşirse kararı da o kadar daha ahlaklı olur. Ya da bir dost araya girer ve ona kendini onun yerine koy, ona davrandığın gibi sana davranılmasına dayanabilir misin der. Ve bu da yeterli olur. Böylece 100 durumdan 99'unda basit alışkanlık gereği ahlaklı davranılırken eşitlik ilkesine başvuru yalnızca bir anlık kararsızlık durumunda olur. Şu ana dek söylediklerimizde hiçbir şey dayatmaya çalışmadığımız kuşkusuz görülmüştür. Yalnızca hayvanlar aleminde ve insanlar arasında işlerin nasıl yürüdüğünü sergiledik. Kilisenin eskiden insanlara ahlak kazandırmak için onları cehennemle tehdit ettiğini ve bunu insanları ahlaksızlaştırarak, morallerini bozarak başardığını biliyoruz. Yargıç, toplumda yok ettiği bu aynı toplumsallık ilkeleri adına insanları pranga, kırbaç ve dar ağacı ile tehdit eder ve toplumu ahlaksızlaştırır, moralini bozar. Ve her türden otorite yanlıları, yargıçla papazla birlikte yeryüzünden yok olabileceği düşüncesi karşısında toplumsal tehlike çığlıkları atmaya hala devam ediyorlar. Yargıcı ve mahkumiyeti reddetmekten elbette çekinmiyoruz. Hatta Guyao ile birlikte her çeşit yaptırımı ve ahlaki zorunluluğu da yatsıyoruz. Ne istersen yap, dilediğin gibi yap demekten çekinmiyoruz. Çünkü çocuğun yalnızca insan soyuna ait ana babadan doğduğu için bir gün 4 ayağı üzerinde değil, 2 ayağı üzerinde yürüyeceğine önceden emin olmamız gibi, geniş insanlık kitlesinin de giderek aydınlandığı ve ayaklarında bugün var olan bağlardan kurtulduğu ölçüde daima topluma yararlı yönde yürüyeceğine ve davranacağına eminiz. Yapabileceğimiz tek şey bir öğüt vermektir ve dahası öğüdü verirken de ekleriz. Ancak sen kendin deney ve gözlem yoluyla bu öğüdü tutmanın doğruluğunu kavrarsan bunun bir değeri olur. Kamburunu çıkaran ve böylelikle göğsünü ve ciğerlerini sıkıştıran genç bir insan gördüğümüzde ona dik durmasını, başını yüksek tutup göğsünü germesini öğütleriz. Ona ciğerlerini şişirerek nefes almasını, onları genişletmesini öğütleriz. Çünkü vereme karşı en iyi önlem bu öğütte yatmaktadır. Ama aynı zamanda ona ciğerlerin işlevini bilsin ve en iyi duruş biçimini seçsin diye fizyoloji öğretiriz. Ahlak konusunda da yapabileceğimiz tek şey budur. Sadece öğüt verme hakkımız vardır. Ama şunu eklemek kaydıyla. Doğru buluyorsan bu öğüdü tut. Ama nasıl doğru buluyorsa öyle davranma hakkını herkesin kendisine bıraktığımızda, toplum karşıtı herhangi bir eylemi gerçekleştirdiği için toplumun, kim olursa olsun herhangi bir kişiyi herhangi bir biçimde cezalandırma hakkını mutlak olarak reddettiğimizde, bize doğru gelen şeyi sevme ve kötü bulduğumuz şeyden nefret etme yeteneğimizden vazgeçmiş olmuyoruz.
Sevgi ve nefret birbirinden ayrılamaz. Çünkü yalnızca nefret etmeyi bilenler sevmeyi bilir. Bu yeteneğimizi korumaya devam ediyoruz. Ve yalnızca bu bile her hayvan toplumunun ahlaki duygularını korumasına ve geliştirmesine yettiğine göre insan türü için haydi yeterli olur. Yalnızca tek bir şey istiyoruz. Günümüz toplumunda bu iki duygunun özgür gelişimini engelleyen her şeyi, düşünce tarzını bozan her şeyi ortadan kaldırmak. Devleti, kiliseyi, sömürüyü, yargıcı, papazı, yöneticiyi, sömürücüyü ortadan kaldırmak. Bugün örneğin karın deşen Jack'in en yoksul, en sefil ve en zengin burjuvaların dörtte üçünden ahlak olarak daha yüksek 10 kadını ard arda boğazladığını gördüğümüzde hissettiğimiz ilk duygu nefrettir. Ona kaldığı mezbelenin ücreti olarak 6 metrelik ödetmeye çalışan kadını boğazladığı gün rastlamış olsaydık kafasına bir kurşun sıkardık. Hem de kurşunun bu berbat inin sahibesinin kafasında yerini daha iyi bulacağını düşünmeden. Ama onu cinayetlere yönelten tüm alçakça şeyleri yeniden düşündüğümüzde, iğrenç kitaplardan alınmış imgelerle ya da sinir bozucu kitapların fısıldadığı, düşüncelerle dolu kafasıyla dolanıp durduğu cehalet ortamını düşündüğümüzde duyduğumuz nefret şiddetini yitirir. Ve Jack'in tüm Jack'lerin katlettiğinin 10 katından da fazla sayıda erkek, kadın ve çocuğu soğukkanlılıkla katletmiş bir yargıcın elinde olduğunu öğrendiğimiz gün, onun burjuvalara etraflarında güvenlik oluşturduklarını kanıtlamak için bir borası dar ağacına yollayan bu soğukkanlı manyakların elinde olduğunu öğrendiğimiz gün, karın deşen Jack'e karşı tüm nefretimiz yok olacaktır. Nefretimiz yön değiştirip korkak ve ikiyüzlü toplumdan ve onun bilinen temsilcilerinden nefrete dönüşecektir. Yüzyıllardır yasa adına işlenen bu alçaklıklar serisi karşısında bir karın deşenin tüm alçaklıkları göze görünmez olur. Nefret ettiğimiz şey yasadır. Bugün sürekli olarak duygusal bir ikilem yaşıyoruz. Hepimiz az çok bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu toplumun kötülük ortağı olduğumuzu hissediyoruz. Nefret etmeye cesaretimiz yok. Bu durumda sevmeye cesaretimiz olur mu? Sömürü ve köleliğe dayalı bir toplumda insan doğası değerinden yitirir. Ama kölelik yok olduğu ölçüde haklarımızı yeniden elde edeceğiz. Belirttiğimiz kadar karmaşık durumlarda bile olsa nefret etme ve sevme gücünü kendimizde hissedeceğiz. Gündelik hayatımıza gelince, sempati ya da antipati duygularımızı zaten engelleyemiyoruz. Her an bu duygularla davranıyoruz. Hepimiz ahlaki sağlamlığı sever, ahlaki zayıflığı, korkaklığı küçümseriz. Sözlerimiz, bakışlarımız ve gülümseyişimiz her an iyi kabul ettiğimiz insanların insanlığa yararlı eylemleri karşısında sevincimizi ifade eder. Korkaklık, aldatmaca, entrika ve ahlaki cesaret yokluğunun bizde uyandırdığı tiksintiyi bakışlarımız ve sözlerimizle her an ifade ederiz. Görgü kuralları eğitiminin yani ikiyüzlülüğün etkisi altında sahte yüz ifadeleriyle gizlemeye çalışsak bile memnuniyetsizlik duygumuzu ele veririz. Demek ki yalnızca bu bile tek başına iyi ya da kötü anlayışını belli bir düzeyde tutmaya ve her ikisini de özümsemeye yeter. Toplumda ne yargıç ne rahip oldukça bu daha da yeterli olacaktır. Ahlak ilkeleri tüm zorlayıcı niteliklerini yitirdikçe ve eşitler arasındaki doğal ilişkiler olarak kabul edildikçe daha çok yeterli olacaktır. Bununla birlikte bu ilişkiler yerleştiği ölçüde toplumda daha yüksek bir ahlak anlayışı doğar. Ve şimdi çözümleyecek olduğumuz anlayış da budur. 8. Şu ana dek çözümlemelerimizde eşitliğin basit ilkelerini sergilemekten başka bir şey yapmadık. Baş kaldırdık ve diğer insanları da kendilerine davranılmasını hiç istemedikleri biçimde başkalarına davranma hakkını haksız yere kendilerinde görenlere karşı aldatılmak, sömürülmek, kötü muamele görmek, fahişeliğe mecbur edilmek istemeyen ama başkalarına bunları reva görenlere karşı başkaldırmaya çağırdık. Yalanın, gaddarlığın ve benzeri davranışların iğrenç olduğunu söyledik. Ama tanımayı reddettiğimiz ahlak kuralları uygun görmediği için değil, eşitliği boş bir sözcük olarak görmeyen insanın eşitlik duyguları, yalan, gaddarlık ve benzeri karşısında isyan ettiği için bunlar iğrençtir. Özellikle düşünce ve davranış tarzında gerçekten anarşist olan insanlarda bu eşitlik duygusu başkaldırır. Ama ahlakçıların öğretmeye çalıştığı her şeyi zaten içeren çok basit, çok doğal ve çok açık, genellikle yaşama geçirilmiş bu ilkelerden başka hiçbir şey daha yüksek bir ahlak oluşturamaz. Eşitlikçi ilke ahlakçıların öğretisini özetler. Ama daha fazla bir şey de içerir. Bu fazla şey bireye saygıdır. Eşitlikçi ve anarşist ahlakımızı ilan ederken ahlakçıların hep uygulamaya çalıştıkları bir hakkı, iyi sandıkları herhangi bir ideal adına bireyi sakatlama hakkını asla benimsememek üzere reddediyoruz. Bu hakkı hiçbir surette kimseye tanımıyoruz. Ne kendimize ne de başkalarına. Bireyin eksiksiz ve tam özgürlüğünü tanıyoruz. Varlığının bütünlüklü olmasını, tüm yeteneklerinin özgürce gelişmesini istiyoruz. Ona hiçbir şey dayatmak istemiyoruz ve böylece
İnsanları kesinlikle özgür bırakın. Onları sakatlamayın. Dinciler bunu yeterince yaptı. İnsanların tutkularından bile çekinmeyin. Tutkular özgür bir toplumda hiçbir tehlike oluşturmaz. Yeter ki siz kendiniz özgürlüğünüzden vazgeçmeyin. Yeter ki siz başkalarının sizi köleleştirmesine izin vermeyin. Ve yeter ki herhangi bir bireyin şiddetli ve toplum karşıtı tutkularına siz aynı derecede güçlü toplumsal tutkularınızla karşı koyun. O zaman özgürlükten çekinecek bir şeyiniz olmaz. Diyerek dincilerin ahlakına karşı çıkan Fourier'in ilkesine geri dönüyoruz. Dipnot. İngiltere'de olduğu gibi yakında Fransa'da da tutkuyla okunacak olan modern yazarlardan Ibsen, bu düşünceleri dramlarında en iyi biçimde formüle etmiştir. O da farkında olmadan anarşist olanlardandır. Hangi ideal adına olursa olsun, bireyi sakatlamaktan kaçınıyoruz. Kendimize sakatladığımız tek şey iyi ya da kötü bulduğumuz şeylere karşı sempati ya da antipatimizi açık yüreklilikle ifade etmektir. Biri dostlarını mı aldatıyor? Onun eğilimi, karakteri midir bu? Olsun. Yalancıdan haz etmemek de bizim karakterimiz, bizim eğilimimizdir. Ve madem karakterimiz böyle, açık yürekli olalım. Günümüzde yapıldığı gibi sarılmak veya hararetle elini sıkmak için seyirtmeyelim onu. Onun cevval tutkusunun karşısına bizimkini, bir o kadar cevval ve güçlü olan bizim tutkumuzu çıkaralım. Toplumda eşitlik ilkesini ayakta tutmak için hakkımız ve ödevimiz olan tek şey budur. Bu yine pratiğe geçirilmiş haliyle eşitlik ilkesidir. Dipnot. Ya katil, ya çocukları baştan çıkaranlar diye sorulduğunu şimdiden işitiyoruz. Buna yanıtımız kısadır. Yalnızca kana susamışlığından öldüren katil son derece azdır. O, iyileştirilmesi ya da sakınılması gereken bir hastadır. Baştan çıkarıcıya gelince, önce toplumun çocuklarımızı ahlaki bakımdan yozlaştırmamasına bakalım. O zaman bu beylerden çekinecek bir şeyimiz olmaz. Elbette bütün bunlar ancak ahlak bozukluğuna yol açan önemli nedenler olan kapitalizm, din, adalet ve hükümet yok olduğunda tümüyle gerçekleşir. Ama bunlar bugünden başlayarak büyük oranda gerçekleşebilir ve gerçekleşmektedir. Bununla birlikte toplumlar yalnızca bu eşitlik ilkesini tanıyorlarsa, eğer her bir insan ticari hakkaniyet ilkesine bağlı kalarak sürekli başkalarından aldığının fazlasını onlara verirse, bu onun ölümü olur. İlişkilerimizde eşitlik ilkesinin kendisi bile yok olur. Çünkü bunu elde tutmak için yaşamda basit hakkaniyetten daha büyük, daha güçlü, daha güzel bir şeyin sürekli oluşması gerekir. Ve bu şey de oluşmakta. İnsanlık sevgi, ruh ve coşkuyla taşan ve karşılığında hiçbir şey istemeden duygularını, zekalarını ya da eylem güçlerini insanlık soyunun hizmetinde kullanan gönlü zengin insanlardan bugüne dek asla yoksun kalmadı. Bu ruh, duyarlılık ya da coşku bolluğu olası her biçime bürünür. Yaşamın tüm diğer zevklerini bir kenara atarak kendi çevreleyen bilgisizlerin iddialarının tersine gerçek ve doğru olduğuna inandığı şeye tutkuyla kendini veren ateşli bir gerçek arayıcısıdır o. Dünyanın çehresini değiştireceğine inandığı buluşunun peşinde koşmaktan başka bir şey yapmayan, beslenme dahil her şeyi unutup, kendini onun için feda eden bir kadının ona bir çocuk gibi yedirdiği ekmeği güç bela yiyebilen kaşiftir o. Sanat, bilim ve aile sevincinin bile herkes tarafından paylaşılmadıkça buruk geldiği ve sefalete ve zulme rağmen dünyayı köklü biçimde yeniden oluşturmaya çalışan ateşli bir devrimcidir o. İşgal zulmünün öyküleri eşliğinde kulağına fısıldanan vatanseverlik destanlarını hemen benimseyip gönüllü bir birliğe yazılmaya giden, karda yürüyen, açlık çeken ve sonunda kurşunlarla ölen genç bir çocuktur o. Daha kıvrak bir zekayla donanmış ve bundan esinlenmiş olduğundan hoşnutsuzluk ve sempati duyduğu şeyleri daha iyi ayırt ederek küçük kardeşiyle birlikte siperlere koşan, obüs yağmuru altında kalan ve yaşasın komün diye mırıldanarak ölen Parisli yumurcaktır o. Herkes boyun eğerken, başına gelecekleri önemsemeden büyük haksızlığa baş kaldıran, onu açığa çıkartan, sömürücüyü, fabrikanın küçük zorbasını veya bir hükümdarlığın büyük zorbasını cezalandıran biridir o. Ve son olarak, eğer gözler açılır da insanlığı ilerleten şeyin, kadının maruz kaldığı sömürü ve baskıya rağmen hala iyi kötü ayakta kalmasını sağlayan şeyin ne olduğu saptanmak istenirse, o zaman özellikle kadında sürekli gözlenebilecek olan sayısız, sessiz ve bu yüzden bilinmeyen, değeri neredeyse asla anlaşılmamış tüm özverilerdir o. Bu insanlar, kimileri karanlıkta, kimileri daha büyük bir arenada, insanlığın gerçek ilerlemelerinin işçiliğini yaparlar. Ve insanlık bunu bilir. Bu yüzden onların yaşantısını saygı ve söylenceyle kuşatır. Hatta onları şiirleştirir. Onları öykülerinin, şarkılarının ve romanlarının kahramanı yapar. Onlarda büyük çoğunlukta bulunmayan cesareti, iyiliği, aşk ve özveriyi sever. Onların anılarını çocuklarına aktarır.
Onların yalnızca aile ve dar dost çevrelerinde geçen anlarını bile yad ederek aile geleneği içinde büyük saygıyla yaşatır. Gerçek ahlakı bu insanlar yaratır. Zaten bu ada layık tek ahlak budur. Geri kalan yalnızca basit eşitlik ilişkileridir. Bu cesaret ve özveriler olmasaydı insanlık aşağılık hesapların batağında serseme dönerdi. Nihayet bu insanlar geleceğin ahlakını hazırlıyorlar. Çocuklarımızın hesabı kitabı bir yana bırakarak her şeyin, tüm enerjinin, tüm cesaretin, tüm aşkın en iyi kullanım biçiminin, ahlaki gücü olan gereksinimin en canlı biçimde hissedildiği yerde olduğu düşüncesiyle büyüyecekleri zaman gelecek olan ahlakı. Bu cesaret ve özveriler her dönem var olur. Bunlara tüm hayvanlarda rastlanır. Bunlara insanın en çok sersemlemiş olduğu dönemlerde bile rastlanır. Ve din adamları her zaman bu duygulara sahip çıkmaya, kendi çıkarları için bunların sırtından çıkar sağlamaya çalıştılar. Ve bugün hala dinciler varsa, bilgisizliğin dışında, özellikle her zaman bu özverileri, cesurlukları kullanmış olmalarındandır. Devrimciler, özellikle sosyalist devrimciler de yine bu kişilere başvuruyorlar. Cesaret ve özveri duygularını açıklamaya gelince, dinci, faydacı ve diğer ahlakçılar kendi açılarından daha önce belirttiğimiz yargılara düştüler. Ama bu duyguların gerçek kökenini her türlü mistik gücün ve İngiliz okulu faydacılarının garip biçimde tasavvur ettikleri tüm merkantil hesapların dışında açıklamış olma payesi genç bir filozofa, anarşistliğin farkında olmayan bu düşünüre, Guyot'a aittir. Anarşist felsefe, pozitivist ve evrimci Kantçı felsefenin yenildiği noktada gerçek yolunu buldu. Bu duyguların kökeni demektir Guyot, özgüç duygusudur. Bu sınırlarını aşan, yayılmaya çalışan yaşamdır. Neyi yapma yeteneğinde olduğunu içsel olarak hissetmek, aynı zamanda yapılması gerekli olan şeye ilişkin ilk bilinci edinmektir. Her insanın yaşamında hissettiği ve her türden mistisizmle açıklamaya çalışılmış görevdeki ahlak duygusu. Görev, gerçekleşmek, kendini vermek isteyen aşırı yaşam bolluğundan başka bir şey değildir. Bu aynı zamanda bir güç duygusudur. Biriken her güç, önüne yerleştirilmiş engeller üzerinde basınç yaratır. Harekete geçebilmek, harekete geçmek zorunda olmaktır. Ve böylesi bunca söz edilen ve yazılan tüm bu ahlaki zorunluluk, her türlü mistisizmden uzak olarak şu doğru kavrama indirgenir. Yaşam ancak yayıldığı koşulda sürebilir. Bitki kendisinin çiçek açmasını engelleyemez. Bazen çiçek açmak onun için ölmek olsa bile bunun önemi yoktur. Canlılık sürekli çoğalır diye tamamlıyor düşüncesini genç anarşist filozof. İnsan varlığının durumu da güç ve enerji doluyken aynıdır. Güç onda birikir, yaşamını yayar. Hesapsızca verir, vermeden yaşayamaz. Ve gelişirken çiçek gibi ölecekse bile ne önemi var? Canlılık çoğalır. Tabii eğer canlılık varsa. Güçlü ol. Duygusal ve entelektüel enerjiyle dolup taş. O zaman zekanı, sevgini, eylem gücünü başkalarına aktarabilirsin. İşte, doğuya özgü çileciliğin iki yüzlülüğünden sıyrılmış ahlak öğretisi tümüyle bundan ibarettir.